Başkenti Ankara'da Pakistan rüzgarı esiyor sayın seyirciler. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği bünyesinde 19-30 Mart tarihleri arasında Kültür Haftası düzenlenecek. Büyükelçi Muhammed Harun Şevket ve eşi Uzma Harun'un sahipliğinde düzenlenecek etkinlikte Pakistan kültürüne dair her şey sergilenecek. Büyükelçi Muhammed Harun Şevket şimdi stüdyomuzda. Hoş geldiniz sayın Büyükelçi yayınımıza. Hoş bulduk. Çok mersi. Kültür Haftası'na geçmeden önce ben sizinle biraz Türkçe sohbet etmek istiyorum. Türkçeyi siz iyi konuşuyorsunuz. Biraz konuşalım. 82'den 86'ya kadar Türkiye'de görev yaptıktan sonra 6 aydır da Türkiye'de büyükelçilik yapıyorsunuz. Evet. Ülkenizi temsil ediyorsunuz. Nasıl alıştınız mı Türkiye'ye 6 aydır? Bu çok çok büyük bir şereftir. Pakistan büyükelçisi olmak benim için büyük bir şereftir. Siz biliyorsunuz Pakistan-Türkiye'nin ilişkileri çok özel, çok benzersiz, çok mükemmel. Bu sebepten bizim için çok büyük bir fırsat. Burası bu hafta katılmak. Aslında bizim İslam'daki sevgi ve saygı, Türk halkı için sevgi ve saygıyı göstermek istiyoruz. Bu ikili ilişkilere daha güçlenmek istiyoruz. Şimdi 6 aydır Türkiye'desiniz. Eşinizle birlikte yaşıyorsunuz Ankara'da. Peki benzer dediniz ama geldiğinizde bir miktar zorlandınız mı? Hayır. Bu Türkiye bizim ikinci ev. Evet. Herkes bize çok hoş geldiniz dedi. Biz çok kendi ev gibi zannediyoruz Türkiye'de. Bizim iş çok kolaydır. Çünkü Pakistan Büyükelçisi için her kapı açıktır. Evet. Ama bu sebepten bu iş kolaydır ama bu challenge'lar çok. Evet. Çünkü biz bu ilişkiler çok çabuk hızda yükselmek, güçlenmek istiyoruz. Bu sebepten sabah akşam çalışıyoruz. Evet, az önce dediniz siyasi ilişkiler gerçekten mükemmel düzeyde ilerliyor. Kültürel açıdan da sizin sayenizde düzenleyeceğiniz bu kültür haftasıyla daha da pekişecek diyebiliriz. Kültür haftasıyla ilgili konuşmaya başlayalım. Neler izleyeceğiz Pakistan kültürüne ait? Bu bizim iki ülkenin tarihinde ilk sefer bu hafta katılacağız. Evet. Biz 19 Mart'tan bir tarihi fotoğrafların sergiden başlayacağız. Biz bir hazane bulduk. Bizim sefarette eski fotoğraflar vardı. Türkiye-Pakistan ilişkilerini belgeleyen fotoğraflar evet, onlar çok çok tarihi, çok önemli fotoğraflar eski zamandaki, hala zamanda kadar. Biz onu hazırladık ama sizin Dışişleri Bakanlık bize çok yardımcı oluyor. Dışişleri Müsteşar, o benimle birlikte biz onu başlayacağız. Evet. 19 Dışişleri Bakanlığı. Bizim için çok büyük bir şereftir. Ondan sonra 23 Mart'ta bizim milli resepsiyon var. Bir hafta başlayacak. Bir hafta Swiss Hotel'de biz aşçı geliyor. O bir hafta Swiss Cafe'de her akşam Pakistan yemek olacak. Aynı zamanda Panoramal'da biz... Şimdi bu noktada artık İngilizce'ye geçelim. Daha iyi ifade edebileceğinizi düşünüyorum anlatacaklarınızı. You see, we are going to do a number of things simultaneously. Şeyi eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz. Mesela bir yemek haftası yapacağız, bir kültür haftası yapacağız. Swiss Hotel'de gerçekleştirilecek bu. Ve Panora alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek. Panora'da bizim bir sanatımızı ortaya koyacağız. Halka açık olarak bir otobüs göstereceğiz. Ve 28... Nedir bu otobüs? Merak ettim. This is a normal bus. Bu normal bir otobüs. Ama gerçekten tipik bir şekilde boyanmış. Pakistan'da bu tip bir sanat var. Otobüsleri boyamakla ilgili bir sanat var. İnsanları gerçekten bu mutlu ediyor. Ve Türk halkına ulaşmak konusunda da kamuoyuna açık bir yerde de bunu yapmak bir araç olacak. Ve bu haftanın özünde bir kültür gecesi de gerçekleştireceğiz. Bu da Swiss Hotel'de olacak. Tasavvuf müzisyenleri orada olacak.
Ferit Ayaz Kaval grubu orada olacak. Pakistanlı şair İkbal'den ve Türk tasavvuf büyüğü Mevlana'dan eserler ortaya koyacaklar. New York Times'ta da bunlar yazıldı. 45 dakikalık bir tasavvuf müziği Mevlana ve İkbal'den ve bununla birlikte profesyonel bir moda şovu olacak. Pakistan'dan modacılar ve koreograflar gelecek. Türk modacıları da aynı şekilde. Bu gerçekten Türk halkı için büyüleyici bir gösteri olacak. Oldukça tipik, oldukça göz alıcı giysiler orada sergileyeceğiz. Bunun yanı sıra şefin masası adını verdiğimiz bir yapı var. Pakistan yemekleri nelerdir? Bunları bu masada sergileyeceğiz. Mesela en ünlü Pakistan yemeği nedir? Bize anlatır mısınız? Öncelikle şöyle söyleyeyim, pirinçten bir yemek yapıyoruz ama bizim pirincimiz biraz farklı. Türkiye'de çok fazla bulunmayan bir pirinç. Pirinç, et ve baharattan oluşan bir yemeğimiz var. Bu oldukça özel bir yemek. Yine Türkiye'deki mangal adetine yakın şeylerimiz de var ama Türk yemeklerinden daha acılı yiyoruz. Biz farklı baharatlarımız var. Türk yemeklerini çok seviyoruz biz aslında ve ben eminim ki Türk halkı da Pakistan yemeklerini çok sevecek. Bu noktada siz hangi Türk yemeğini en çok tercih ediyorsunuz? En çok hangisini seviyorsunuz? Onu sorayım. Ben bu eski Osmanlı yemeği çok seviyorum. Tava veya ızgara, mangal. Izgara biz her şey, balık olsa, et olsa biz çok seviyoruz. Ne kadar güzel. Şimdi defileden de biraz söz etmek istiyorum sizden. Bilgileri almak istiyorum. Modacı Nilüfer Şahit tarafından hazırlanan bir koleksiyon sunulacak. Evet. Peki bu koleksiyonda geleneksel kıyafetler mi olacak yoksa modern Pakistan'a ait kıyafetler de mi olacak? Siz biliyorsunuz bu modacılar onun el daha önce gösteremiyorlar. O orada sürpriz bekliyoruz. Evet. Size de sürpriz olacak. Evet. Onlar çok iyi biliyor. Onlar bu moda defile de aynı konuda. Rumi ve İkbal konuda. Ama ne gösterecek biz hala bilmiyoruz. Ben sadece bu biliyorum ki bu Nilüfer çok iyi modacıdır. Evet, ne kadar güzel. Biz de Ankaralılar olarak belki son olarak buyurun. Ankara şehrin en az 35-40 billboards'da biz çok büyük posterler yapacağız. O Pakistan Türk dostluğu ve sevgi ve saygı gösterecekler. Bu iki hafta sürecek. Bu bizim için çok büyük bir fırsat. Otobüsler falan da o Pakistan dostları olacak. Özellikle bu kamyon boyama sanatı, siz dediniz ya otobüs boyanacak diye. Pakistan'da kamyonlar hep böyle rengarenk mi? Evet, eğer siz internette biraz search yapıyorsunuz siz göreceksiniz. Çok değişik bir şeydir. Ondan sonra Ankara'dan sonra biz 3 Nisan'da bu kültürel akşam İstanbul'da yapacağız bir gün için. Evet. Ama bizim hedef tam Türkiye. Bütün şehirlere gitmeyi planlıyorsunuz bu durumda. Ama o biz sizin vesilesinde orada evet. Göstereceğiz. Medya bize yardımcı olacak. Çünkü bizim için o kadar mümkün değil. Evet. Bu sefer çok pahalı oluyor. Evet. Zaten Dışişleri Bakanlığı size bu konuda katkılarını sunuyor. Biz de bütün Türkiye genelinde Pakistan kültürünü tanımaktan memnunluk duyacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sayın Şevket, yayınımıza katıldınız. Kültür Haftası etkinliklerinde de tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok mersi. Çok teşekkür ediyoruz. Biz sizi haftaya bekliyoruz. Peki, görüşeceğiz efendim. Çok mersi.